Merhaba, ben Mustafa Muhammed Çoban. Bu projeyi hem çevreci masrafsız elektrik üretilebileceğini kanıtlamak için hazırladım. Temelinde rüzgar enerjisinden elektrik üretme yatıyor. Bunun için de enerji dönüşümünden yararlandım. Gelişen teknolojiyle birlikte artık evlerimizde atık malzeme haline gelen kase çağrıların mekanizması normalde elektrik enerjisini harekete çevirirken benim projemde hareket enerjisini elektriğe çeviriyor. Projemin estetik görünmesini istediğim için uçak görünümünü verdim. Pervaneleri çeşitli atık CD'lerden çeşitli uçak modellerini inceledikten sonra tek yöne dönecek şekilde rüzgarlı havada tek yöne dönebilecek şekilde dizayn edildi. Burada görülen küçük parça rüzgar gülünden çıkardım ve buraya sağlam bir şekilde monte ettim. Kase çağrı mekanizmasının şu ucunda görülen küçük bir parça. Normalde tersken ben onu çevirdim ve sağlam bir şekilde yapıştırdım. Böylece daha sağlam oldu. İletken tellerle ledleri iletilen devre rüzgarda teller kopmasın diye sabitleyici çivi ve MP3 kulaklık kablosu kullandım. Böylece sabitleyici çivi çok şiddetli rüzgarda 360 derece dönmesini engelliyor. Böylece kabloların kopmasını da engellemiş oluyor. Rüzgarlı havada pervane döndüğünde elektrik üretiliyor ve bu maskenin gözleri yanıyor ve rüzgarın ışıltısını görebiliyoruz. Ve bu yaklaşık 3 voltluk elektrik üretebiliyor. Danimarka gibi düz bir ülkenin bile elektrik enerjisini %80 oranında rüzgardan ürettiği düşünülürse bunun daha büyük modellerinin ülke ekonomisine katkısı da büyük olacaktır. Ve şurada ülkemizin rüzgar atlasında görmüş olduğunuz gibi burada Çanakkale ilimiz en rüzgarlı ilimizdir. Ve en çok rüzgar gülleri orada bulunmaktadır. En çok ve en büyük rüzgar gülleri orada ve Fethiye bölgelerinde bulunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.